Merhaba sevgili öğrenciler. Bu dersimizde sizlerle özetleyen ve sonuç beliren ifadelerle düşüncenin akışını değiştiren ifadeler üzerinde duracağız. Bir konuşmanın ya da yazının bütününü kapsayacak biçimde kısaca ifade edilmesine özetleme diyoruz. Özetleme yaparken kısaca, kısacası, özetle, özet olarak, sonuçta, sonunda, böylece gibi e, sözcükleri kullanmaktayız. Örnek üzerinde görelim. Ağaçlar çiçek açtı, çimenler yeşerdi, havalar ısındı. Kısacası bahar geldi. Bu cümlede ilk cümlede söylediklerimizin tamamını kısacası bahar geldi cümlesinde e, özetlemiş olduk. Oraya kadar söylediklerimizi bir toparlamış olduk. Bir başka örneğe bakalım. Arkadaşlıklar kurmalı, dostluklarımıza sahip çıkmalıyız. Böylece sevgi dolu bir yaşamımız olur. Yine ilk cümlede söylediğimiz, ardarda arda söylediğimiz e, yargıları son cümlemizde, böylece sözcüğüyle başlayan cümlemizde bir özetlemeye gittik. Bir başka e, bölümümüz, düşüncenin yönünü değiştiren sözcükler. Sevgili çocuklar, bir cümle anlamca birbirini tamamlayan sözcük ve sözcük öbeklerinden oluşmakta. Bu sözcüklerin anlamsal uyumu ile e, cümle bir düşünce e, ve konu dile getirmekte. Bir cümlede bir konudan başka bir konuya geçerken yani düşüncenin yönünü, akışını değiştirmek istediğimiz zamansa fakat, ama, ancak, yalnız, lakin, çünkü gibi ifadeler kullanırız. Bakalım bunlara örnekler üzerinde. Gümüş balığı, kefal, mezgit, tekir ve barbunya çok sevilen balıklardır. Ancak mevsimde yemezseniz pahalı olur. Ne yaptık şuraya kadar? İşte saydığımız balık atlarının oldukça sevildiğini söyledik. Ama ancak dedikten sonra bunlarla ilgili aksi yönde bir e, açıklama yaptık, bir uyarıda bulunduk. Bir başka örnek, e, istasyona gitmiş ama treni kaçırmış. Yine ilk cümlemizde bir e, bilgi aktardık, ama'dan sonra bu bilginin tam tersini ya da bu bilgi, bu bilgili uyuşmayacak, e, onu başka bir e, akışa götürecek bir cümle kurduk. Nasıl kurduk bunu? ama sayesinde kurduk. Sevgili çocuklar, bugün sizlerle özetleyen yani sonuç veriren ifadelerle düşüncenin akışını değiştiren sözcükler üzerinde durduk. Bir başka dersimizde buluşuncaya kadar hoşçakalın. Müzik